Merhaba, ben ressam Zeynep Dilek Çetiner. Resim sanatımızın ilk ve öncü kadın sanatçılarından Mihri Müşfik'ten bahsetmek istiyorum size. 1886'da İstanbul Kadıköy'de aristokrat bir ailede dünyaya gelen Mihri Hanım, batılı anlamda eğitim alıyor. Saraya olan yakın akrabalıkları sayesinde de bir vesileyle saray ressamı İtalyan sanatçı Zonaro'yla buluşuyor. Beşiktaş'taki Hakaretler'de bulunan atölyesinde yaklaşık 2 sene kadar resim eğitimi alıyor. Henüz 17 yaşındayken 1903 yılında gizlice Galata'dan bindiği bir gemiyle İtalya'ya gidiyor ve daha sonra Paris'e geçiyor. Orada Müşfik Selami Bey'le tanışıyor ve evleniyor. Mihri Hanım'ı seçme nedenim 1900'lü yıllarda İstanbul'un konak yaşamı süren eğitimli kadın portföyünün Mihri Hanım üzerinden yansımasını, aynasını tutmak. Mihri Hanım'ın enteresan bir kişiliği var. Modern, rahat, bohem bir yaşam sürüyor. Sanatı tutkuyla bağlı. Hayatını vakfediyor sanat uğruna. Son derece inatçı bir yapısı var. Sanat üretmede son derece istençli, devamlı resim çalışma isteği içerisinde. 1910 yıllarında eşiyle birlikte İstanbul'a dönüyorlar Paris'ten ve dönemin Marif Nazırı ile görüşerek kadınlar için ilk kez yüksek sanat eğitimi isteği üzerine bir okul oluşması yönünde öncülük yapıyor. Bugün İstanbul Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi 1942'de yangın geçirip biraz değişime uğrayan Zeynep Hanım konağında ilk ülkenin kadınlara yönelik İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin kurulmasında öncülük yapıyor ve kendinden sonra gelecek olan çok önemli sanatçılara yol açmış oluyor. Bunların içerisinde Nazlı Ecevit, Aliye Berger, Fahrünnisa Zeyd ve Güzün Duran gibi çok önemli kimlikler var. İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nin hem hocası ve çok kısa sürede uzun yıllar üstleneceği müdürlük görevinde bulunuyor. Burada önemli olan kadın sanatçılara canlı model üzerinden ve erkek model üzerinden çalışmaları konusunda çeşitli zorluklarla baş ediyor. Açık havada öğrencileriyle birlikte resim dersleri yapıyorlar. İstanbul'un çeşitli yerlerinden enstantanelerde zevkli desen dersleri geçiyor. Bu arada öğrencilerini yüreklendiriyor toplu sergiler yapmak konusunda ve okulda yarışmalar düzenliyor. Bunların sergileme ve organizasyonlarıyla ilgileniyor ve vizyon kazandırıyor öğrencilerine. Mihri Hanım'ın sanat anlayışı açısından bakacak olursak güçlü akademik desen ve bilgiye dayanıyor çalışmaları. Dönemin tanınmış entelektüel aydın kişilerinin hem kadın hem erkek portrelerini yapıyor. Portreist bir ressam. Kişilerin yüz fizyonomilerini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor tuvaline. Ruh hallerini yakalayıp bunları gösteriyor işlerinde. Bunu gözlemleyebiliyoruz çalışmalarında. Ve çok önemli kişileri tanıyor ve bunların portrelerini yapıyor. Dolayısıyla belge niteliği de var işlerinin. Birçok aydının portresini yapan Mihri Hanım çok yakın arkadaşı Tevfik Fikret'in de bir sürü portresini yapıyor ve öldüğü zaman İtalya'da öğrendiği bir yöntemle balmumu maskını yaparak şu anda Aşiyan'daki Tevfik Fikret Müzesi'nde yer alan maskı kendisi gerçekleştiriyor. İlklerin kadını hakikaten Cumhuriyetimizin kuruluşunda Atatürk'ün ilk portre resmini yapan sanatçı Mihri Müşfik Hanım. 3 metrelik büyük bir mareşal üniformasıyla Atatürk'ün portresini yapıyor. Bunu gerçekleştiriyor. 1922'de evliliği sona eriyor. 1928'de Amerika'ya gittiğini, ilk önce İtalya'ya gittiğini, orada Papa'nın da portresini yaptığını, daha sonra 1928 yılıyla birlikte New York'ta, Amerika'da bir sergi açtığını biliyoruz. Sonrasında inişli çıkışlı bir yaşam sürüyor Amerika'da ve 1954'e kadar son dönemleri yoksulluk içerisinde geçen bir hayatla hayatını veda ediyor ve kimsesizler mezarlığına gömülüyor. Sonu hazin. Bu vesileyle böylesine önemli, kadınlar için bir yol açmış önemli bir sanatçıyı anmak benim için çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum.